Herkese merhaba. Bu AdSense sarfımla ilgili ve canlı yapacağım bir gün geldiği için canlı yayında biraz bahsetmiştim. O canlı yayında bu süreçten de bahsettiğim bir video çekeceğimi söylemiştim. Bu videoyu çekmek için aslında bu zarf geldikten sonra hesaba para yatma sürecini de yaşamak istedim. Onu da yaşadım ve şimdi sürecimi, YouTube sürecimi size anlatmak istiyorum. YouTube'da belki yol olmak isteyen arkadaşlara da artık bilemiyorum. yol gösterici olabilir belki bu video. Ben YouTube'a tabii ki 2011 mi 2012'de mi açmışım? Çok eski benim kanal. Fakat kanal olduğunu bilmiyordum tabii. Birçoğumuz için bu geçerli aynı şekildedir. Telefonunuzda bir YouTube hesabınız, Gmail hesabınız var ve buradan giriş yapıyorsanız ve video yükleme yetkim olsun da dediyseniz eğer sizin bir kanalınız vardır zaten. Benim de böyle bir kanalım varmış. Ben iyi bir YouTube takipçisiydim. Yıllarca hani çok farklı kişileri de takip ettim, farklı konularda araştırmalar da yaptım, çok videolar izledim, hala da izliyorum, seviyorum çünkü YouTube'un renkliliğini, farklılığını. Haziran ayıydı, evet 2 Haziran, şöyle bir durum oldu. Benim ablam o güne kadar bir 6 aydır artık YouTube'la uğraşan bir YouTuber'dı. Ve ablama ilk videosunu nasıl yükleyeceğini de ben göstermiştim. Sonra da unuttum. Merziye Uçan, bu arada ablam, benim öz ablam Merziye Uçan kanalı. Ziyaret edebilirsiniz isterseniz. Şuraya ya da buraya kartında koyarım. Yönüne bir şaşırıyorum. Haziran'da bir gün onun videosunun birisine ben bir yorum yazdım. İşte WhatsApp'ta konuşuyoruz. Dedi ki sen daha iyi yaparsın aslında bunu. Nasıl yani dedim. Onun sonunda büyük ablam, Raziye ablam. Evet ya dedi, sen de kanal açsana dedi, yaparsın. Ben şimdi böyle yani yapar mıyım? Yani böyle istemişim ama yapar mıyım? Birisinin bir konuda size ilham vermesi, yaparsın demesi, güvendiğini hissetmeniz inanın çok özel bir duygu. Ben gülmüşüm o anda buna. İş yerinde aynı ortamda olduğumuz arkadaşlarım ne oldu dediler. Dedim ki böyle böyle ablamlar dedim bana YouTube aç, sen de video paylaş, YouTuber ol, yaparsın diyorlar dedim. Aa yaparsın dediler onlar da. Hadi eve geldim. İşte eşime dedim ki böyle böyle diyorlar dedim. Sağ olsun eşim de bana destek oldu. Dedi ki evet dedi, sen yaparsın, ben de sana güveniyorum. Ve oğlum, küçük oğlum Demir dedi ki bana, anne dedi yaparsın. Hadi dedi, ben dedi arabalarımı anlatayım dedi. Sen de videoya çek, paylaş dedi, başlarsın dedi. Tamam dedim annem, ben videoya çektim. Hatta bilmiyordum o zaman böyle yan tutulması gerektiğini telefonu. Böyle normal eski usul ben Instagram videosu ya da fotoğrafı çeker gibi şöyle dik telefonu tuttum ve çektim onu. Sonra paylaştığımda tabii ki benim ekranın ortasında kaldı video ve o vesileyle de öğrenmiş oldum. YouTube videolarını çekerken arkadaşlar telefonu yan tutmak gerekiyor ki tüm YouTube ekranını kaplayabilsin. Ama Instagram ve şeyde böyle değil, TikTok'ta böyle değil. TikTok'ta özellikle dik çekim daha bütün ekranı kaplıyor. Neyse, şimdi onlar farklı mecralar diyelim. Ve ben böylece başladım. Sonra videolar paylaşıyorum, çok mutluyum, bana yorumlar yazıyorlar, ben onlara dönüyorum. Bu süreçte böyle komşuluk diye insanların birbirlerini destekledikleri bir şey olduğunu öğrendim YouTube'da ve bu ortamı çok sevdim. Çok güzel insanlarla tanıştım, hala da tanışmaya devam ediyorum. Çok güzel dostluklarımız oluştu ve bu süreçte işte 1000 abone 4000 saat olması gerekiyormuş YouTube kanalının açılması, reklamlara açılması ve bir gelir elde edebilmek için. Bunun için işte çalışmaya başladım, canlı yayınlar yapmaya başladım. İşte canlı yayınlardan saatler geliyor, işte ondan sonra bunun yanında oradan kazandığınız, tanıştığınız yeni kişilerle abonelikler gerçekleşiyor. Sonrasında hiç kanalı olmayan kişilere ulaşmaya başlıyorsunuz. Onlar sizi takip etmeye başlıyor gibi bir süreç yaşamaya başladım.
Ve çok güzel, burada da çok güzel çabalar harcayan, emekler veren arkadaşlarım oldu. Onlarla tanıştım. Karşılıklı birbirimize nasıl destekler verebiliriz, bunları öğrendik, yaptık. Yani bu süreçte ve Kasım'ın sonuydu sanırım. Benim 1000 abone ve 4000 saatim doldu. Daha sonrasında 1000 abone 4000 saatiniz dolduğunda YouTube sizden burada evet AdSense, Google AdSense diyor bakın. Google AdSense'de bir hesap açmanızı istiyor. Size bir iş ortağı olarak kabul ediyor artık. Ve Google AdSense'de hesap açmak istediğimizde baktık ki bizim böyle bir hesap zaten var. Yani benim 2013 yılında bir 2013-2014'te aşağı yukarı yemek blog yazarlığı yapmıştım ben kendimce. Hani hobi olarak bir süre. Ve o dönemde oradaki hatırlıyorum biraz. Oradaki yönlendirmelerle ne olduğunu bilmeden bir hesap açmışım. Bu hesap bu arada önceden açılmış olması, yeni açılmış olması hiç problem değil. Aynı YouTube hesabı açar gibi çok basit bir işlem. Gmail'inizle Google'da, orada yanda var zaten seçeneklerde Google'da. Yani YouTube var, Gmail'iniz var, işte orada AdSense de var. AdSense'ye girip bir hesap açıyorsunuz. AdSense hesabım olduğu için ben sanki ilk başta AdSense hesabından YouTube'a tanım yapacağız gibi anladım. Bunun için biraz uğraştım, baktım olmuyor ama öyle değil. Bunu yapacak olan kişiler için YouTube'da 4000 saat, 1000 dakika, 1000 aboneniz oldu, 4000 saatiniz doldu. Orada şeyler var, onaylamanız gereken aşamalar var. Birinci aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama diye. Üçüncü aşamada kanalınız incelemeye gidiyor. Kanalınız incelemeden döndükten sonra, onay aldıktan sonra zaten size YouTube kendisi AdSense'e bağlamanız için AdSense hesabınızı istiyor. Yani bağlama işlemi YouTube'dan yapılıyor. Siz bir AdSense hesabı açın, beklesin kenarda, hiç sıkıntı değil. O zaman da açabilirsiniz, sonra da açabilirsiniz. Sonrasında bir şeyler var. Ülkelere göre bunu AdSense'e girdiğinizde bu bilgilerin hepsi var. Girdiğinizde her ülkenin belli bir para kazanmışlığı gerekiyor size bu zarfı göndermeleri için. Türkiye'de bu 10 dolar. 10 dolar olduğu zaman hesabınızda onlar otomatik olarak ilk zarfınızı size gönderiyorlar. Bu bana gönderdikleri ilk zarf. İlk zarfın orada bir uyarı var. 2-3 hafta sürer diyor ama benim zarfım 6 haftada geldi. 6. haftada geldi. Fakat 3 haftada bir yeni zarf isteme hakkınız oluyor. Zaten AdSense'e girdiğinizde size bir buton açıyor yeni zarf iste diye. Ben ikinciyi de istemiştim. O gelir mi bilmiyorum artık. Bugünlerde gelebilir ikinci. Çünkü bu geleli de 3 hafta oluyor sanırım. Bu geldikten sonra içinde ne var? İçini göstereyim. Şöyle. İçinde bir şifre, şu şifre var. Bu şifreyi yazmanız gereken de AdSense hesabında bir bölüm var. Yani bu sunum kişinin siz olduğunuzu kanıtlamış oluyorsunuz. Ve bunu yazdığınız zaman da size ilk kazanmaya başladığınızda Türkiye'de sınır 200 lira. Yine bu bilgiler AdSense'de hepsi var. Çok fazla sormaya çalışmayın. İnanın girin AdSense'e, Google'a, yardım bölümüne, yardım var yukarıda. Bu bilgilerin hepsi orada var. Ve bu 200 sınırına geldiği zaman da paranız, biriken paranız, siz bunu alıyorsunuz. Yani ilk param şu kadardı, bu kadardı diye şey yapmayın arkadaşlar. Öyle bir hesaplaması da var zaten onun. Kimse bu çok izlenmeniz olduğunda tabii ki gelirinizin daha fazla olacağı ve olduğu kesin. Zaten bunu biliyoruz, görüyoruz. Bu konuda çok fazla da videoları var zaten büyük YouTuber arkadaşların. Şimdi bu süreç bu şekilde. Bu süreci biz yaşarken bir de şöyle bir ben ilk başladığım zaman aslında oğlum bana bir video izletmişti ve anne bu işte vergi olacak demişti. Evet tamam annem olsun yani ben zaten vergi ödeyen birisiyim, sıkıntı yok, vergi öderiz yani sonuçta vergi ödenmesi gereken bir şey ülkemizin varlığı ve devamı için yaptığımız işlerde neyse ödememizi yaparız.
Fakat bu kanal açıldığında bu işin YouTube'un vergisi nasıl ödenir? Hani diğer türlü şeyde. Bu konuda tek bir cümle kurmak istiyorum. Araştırdık çünkü biz de araştırdık ailecek. Benim eşim emekli. Ben kendim çalışıyorum hala. Nasıl yapabiliriz? Hani biz bunu nasıl ödemesini yaparız? Nasıl bir yol izleyelim diye bir muhasebeci arkadaşımıza danıştık. Yapacağınız şey, bu konuda çok fazla sorusu olan da oluyor. Bir muhasebeciyle danışın arkadaşlar. Herkesin çözümü var. Ama herkesin çözümü kendisine ait. Yani ben burada size ben bunu yaptım desem size uymayabilir. Belki siz bağ kurulusunuz. Belki sigortalısınız. Belki ne bileyim çalışmıyorsunuz. Belki hiçbiri yok. Yani bu nedenle belki devlet memurusunuz. Bu nedenle bir muhasebeciye sizin durumunuzda ne yapılabileceğini danışın. Bunu öğrendikten sonra da YouTube'da, Google'da da bunun çözümleri var. Bulursunuz, hiç sorun değil. Ben bana soran Instagram'da özelden yazan arkadaşlarıma cevap yazıyorum. Hani bildiğim konularda cevap yazıyorum. Instagram'dan yazabilirsiniz ama yazsanız da ben muhasebeci değilim. Kendi şartlarınızı, kendi durumunuzu bir muhasebeciyle oturup check etmekten başka yapacağınız bir şey yok. Yani sıkıntı yok. Rahat olun lütfen bu konuda. Evet, benim sürecim böyleydi. Böyle işledi. Şimdi YouTube'da olmayı sevdim. YouTube'da videolar çekmeyi sevdim. Buradayım, devam edeceğim. Kanal içeriğimde artık kendime, kendi istediğim şeyleri yapmakta özgürüm. Biraz gönüllü çalışıyorum şu anda bu kanalda. Yani burada olmak güzel. Burada olmak isteyen, YouTube'da olmak isteyen, YouTube kanalı açmak ve YouTube'da bir kanalla videolar paylaşmak isteyen herkes için burası açık. Ben de hani kendi adıma dediğim gibi Instagram'dan bana sormak istediğiniz bir şey olursa cevaplarım gönül rahatlığıyla. Bütün YouTuber arkadaşlarım cevaplar. Yani çok abonesi olanların artık onlara dönme şansı yoktur. Bunun farkındayım. Ama benim gibi henüz vakti olan, cevaplama şansı olan kişilerin hepsi cevaplar. Çünkü ben burada sonra öğrendim. AdSense'de yardım bölümünden her şeyi öğrenebileceğimi bile burada öğrendim. Yani çok sağ olsun. YouTube'daki herkesin birbirine olan saygısı, sevgisi ve desteği benim için çok özel. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın lütfen ve her zamanki gibi YouTuber'lar ne der? Kanalıma abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. Görüşmek üzere, hoşça kalın.